Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda aslına bakarsanız bugünkü videom bayağı farklı bir video olacak. Bugün kendimize evde cilt nemlendirici günlük bakım kremi yapacağız. Ancak videoma geçmeden önce, çünkü videoma geçtiğim an mutfakta oluyor olacağım. Mutfağa geçmeden önce sizinle bazı önemli notlar paylaşmak istiyorum. Eğer hassas ve alerjik bir cilt yapınız varsa lütfen bu karışımı uygulamadan önce bileğin iç kısmını sürerek bir deneme yapın. Eğer herhangi bir alerjik durumunuz söz konusu değilse daha sonrasında cildinize uygulayabilirsiniz. Bu karışımın içerisinde uçucu yağ olarak lavanta yağı kullanacağız. Oldukça etkili bir yağdır. Bu nedenle kullanırken doz ayarına lütfen dikkat edin. Bu karışımı uygularken lütfen gözünüze temas ettirmeden uygulayın. Eğer hamileyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz kesinlikle uçucu yağları kullanmanızı tavsiye etmem, ya da kullanacaksanız mutlaka hekiminize danışıp o şekilde kullanın. Evet, bugünkü videomda cilt nemlendirici günlük bakım kremi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Lavanta yağı, shea butter sabit yağı, avokado sabit yağı ve bir de bal mumu. Peki bu karışımı nasıl elde edeceğiz? Bunu sadece anlatmakla kalmak istemiyorum açıkçası. Onun için de mutfağa geçeceğim. Mutfakta sizlere her adımı göstereceğim. Evet, şu anda mutfaktayım ve mutfaktan sizlere hangi malzemeler gerekiyor onları paylaşmak istiyorum. Bu şekilde bir ölçek aldım ben. Eğer sizler ben göz kararı yapabilirim diyorsanız bu şekilde bir ölçeğe ihtiyacınız olmayacaktır. Ancak ben böyle çok göz kararı yapabilen biri olmadığım için bu şekilde bir ölçek aldım. Onun dışında lavanta yağı aldım, avokado yağı, bal mumu. Bu kadar aldım ama bunun hepsini kullanmayacağım. Ve onun dışında bir de shea butter aldım. Bu arada bunların hepsini aktarlardan bulabilirsiniz. Benmari usulü yapacağımız için şu şekilde bir tas aldım. Ve bir de karışımı içerisine koyabilmem için şöyle ufak bir kavanoz aldım. Benmari usulü yapacağımız için bu şekilde bir tencereye su koydum biraz. Ve bunun üzerine de şu almış olduğum tası yerleştireceğim. Ve shea butter'ı ve bal mumunu bu şekilde eriteceğim. Ama tabii ki sizlere miktarlarını mutlaka söyleyeceğim. Hani benmari usulü nedir bilmiyorsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Tencerede suyumu kaynatırken bir yandan da sizlerle benmari usulü eriteceğim bal mumun miktarını ve bir de shea butter'ın miktarını paylaşmak istiyorum. Bal mumuyla başlayacağım ilk önce. 5 ml'e kadar bir bal mumu gerekiyor. Bunun hepsini tabii ki kullanmayacağım. Sadece şu kadarını kullansam, yani bir boğumunu kullansam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında 30 ml'e kadar da shea butter kullanmam gerekiyor. Bu da yanılmıyorsam gram olarak 27,33 gram kadar bir şey ediyor olması gerekiyor. Eğer yanlış hesaplamıyorsam, bunu da ölçerken şu almış olduğum ölçeği kullanacağım. Bal mumunu ve shea butter'ı erittik. Biraz ılımasını bekliyorum. Iladıktan sonra şöyle bir cam kaseye koyacağım ve koyduktan sonra da avokado yağından koyacağım. Normalde şu görmüş olduğunuz avokado yağı 20 ml. Bunun 10 ml'sini içerisine koyup karıştıracağım. Oh no!
ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle buzdolabından çıkardıktan sonra şu şekilde donmuş durumda. Şöyle göstereyim içini de sizlere. Şimdi bunu cildime süreceğim. Şöyle elimi biraz aldım. Biraz erittikten sonra cildime süreceğim. Şöyle göstereyim. Kokusu inanılmaz güzel. Pacing back and forth. I don't understand why you stay. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Geri kalanlarını ellerinize de sürebilirsiniz. Zaten zarar verici yağlar değil. Onun için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Epidermisten rahatça emilme özelliğine sahip olan avokado yağını kullandık. Aynı zamanda da lavanta yağını kullandık. Lavanta yağı da cildi canlandırma özelliğine sahip olan bir yağdır. Yani biz bu karışımdan şunu elde ettik. Cildimizi yenileyici, besleyici, nemlendirici, aynı zamanda da kırışıklıklarımıza iyi gelen bir karışım elde ettik. Yani anti-aging özelliğine de sahip bir karışım elde ettik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen aşağıya yazın, belirtin. Ben de böylelikle daha fazla bu tarzdaki videolara yer vermiş olurum kanalımda. Eğer sizlerin de bildiği karışımlar varsa mutlaka aşağıya yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoma kadar sağlıklı ve mutlu kalmayı unutmayın. Bir sonraki The Beauty Self Maker videosunda görüşmek üzere. Oh.